Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Küçük bir aradan sonra geldim ama nasıl geldim? Artık dişlerim var. Evet, alt kısmını da doldurduk, üst kısmını da hallettik. Sadece birazcık peltekliğim var. Onu da 2-3 haftaya falan geçer dedi doktorum, bilmiyorum. Ağrılarım vardı. Bu sabah uyandığımda bir tık daha azalmıştı. Bir haftadan beri falan sabah akşam ağrı kesici içiyorum. Tıkır tıkır sesleri duyuyorsanız evet, yanımda Baget Hanım duruyor. Oyuncağını almış, ayağıma dayandı. Ezelin annem teyzeleri. Ay, senin kafanı yerim. Gittikçe büyüyor bu zibidi de. Benim de sabah bir işbirliğim var. Hafif bir makyaj yaptım. Hemen kameraya aldım elime çünkü 2 saniye ütü yapacağım. Öyle ben yine ütü yapacağım. Az önce de çamaşırdan birkaç tane eşyam çıktı. Onları da astım buraya. Baget Hanım da... Annem yerim seni. Bu arada ayaklarıma ne olur bakmayın. Çünkü tırnaklarım o kadar kötü bir halde ki. En son demiştim ya, yer bulamadım, tırnaklarımı yaptıramadım diye. Şu tırnaklarımın haline bakar mısınız? Birisi uzun, birisi kısa. Size de demiştim ya, işte tırnaklarıma protez yapalım birlikte falan. Masayı göstereceğim. Oraya serdim bütün eşyaları. Makinesinden işte kalıcı hücresine, tapkatına, cart curt, UV ışınlı makinesine kadar. Ama yapamıyorum. Beceremiyorum. O yüzden de bugün Buse'ye gideceğim. Çoğunuz sanırsınız zaten Buse'yi de. Bir onun ofisini de hem ziyaret edeceğim. Yeni açmış galiba, hayırlı olsun. Hem de bana dedim ki şunları öğret. Başkasına yapmak gerçekten kolay, kendime yapmak çok zor. En azından dedim şunlardan bir kurtulayım çünkü yarın tatile gideceğim. Size demiştim ya, kız kıza bir tatil planım var falan diye. Caner gelemiyor. Gideceğim iki kızın eşi geliyor. Ama hep birlikte olmayacağız. Biz kızlarla ayrı koylarda takılacağız. Kocalarını da fırlatacağız. Başka yerde Caner de çalıştığı için gelemiyor. Öyle birkaç günüm onlarla geçecek. Yine bu akşam çantamı hazırlarken falan gösteririm. Tırnaklarımı yaptırırken ve kirpiklerime de lifting yapacağım. Çünkü denizde ıslandığı zaman aşağı aşağı düşünce hoşuma gitmiyor. Ay, çok konuştum uzun ara verince. Hemen ütümü yapayım. Ondan sonra da aşağı kata gidelim. Karnım çok aç. Ay, sizi o kadar kötü bir yere koyacağım ki şimdi. Kesin düşersiniz buradan. Kesin. Yok yok, burası olacak gibi değil durum. Şu açıdan da hiç çekmedim ütü yaparken demem. Hızlıca bir pantolon ütüleyim. Bir tanesi de temizlendi, yıkandı. Caner de bir zahmet artık. 2 gün üst üste giysin bir şeyi. Kışın bu kadar eziyet çekmeyeceğim ben de. Yazın çok terlediği için her gün değiştiriyor. Tamam. Hemen bir de tişörtü geçelim. Baget de altında yatıyor. Ay, ben bu köpeği yiyeceğim ya. Beni çok sinir ediyor ama yiyeceğim onu. Ama ben konuşuyorum ama ben neredeyim? Kafam yok. Vlog çekmeyi unutmuş kişi. Bu arada dişlerimle ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ha, bir de şey diyecektim. Acil Baget'i kısırlaştırmam lazım. Çünkü artık çok şımarıyor. Tuvaletini nereye yapması gerektiğini biliyor ama yine de odaya yapıyor. Dedi kısırlaştırırsak düzelir bence. Ama şu an kızgınlıkta galiba. Bir hafta, iki hafta daha geçsin bakalım tamamen. Ondan sonra hemen veterinere koştur koştur götüreceğim onu. Hayvana da eziyet, bize de eziyet çünkü. Ablamlar geldi en son. Instagram'dan beni takip ediyorsanız orada da paylaştım aslında. Ama vlog çekmedim. Niye çekmediğimi de dedim, hatta story'de açıklayacağım diye. Ablamın kedisi öldü. Balkondan atlamış, ölmüş. Bayağı kötüydü ablamlar. 5 yıldan beri falan bakıyordu çünkü. Yani evladı gibiydi. Çok ağladı, etti. Dedim evde durma, gelin bizde kalın. Bir 3 gün falan birlikteydik. Kamerayı görünce ablam geriliyor artık. Yani hem çocuklarla uğraşmak, hem kameraya bir şeyler konuşmak, hem çekmek etmek falan biraz sıkıntı oluyor. Özellikle böyle moralinin bozuk olduğu dönemlerde. Çünkü benim işim eğlendirmek, sizi güldürmek. Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktor. Doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git palyaçoyu bul, o seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Hadi gel kızım, gidelim aşağıya. Hadi şıpır 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 hadi. Annenin etekleri dolandı. Aşağıdan alarmım çalıyor. Şu üst tarafa gitmesini de bununla engelliyorum. Şuradan da kaçıyor birazcık kaçak. O yüzden burayı da terledim. Çünkü benim üst katımda gerçekten çok tehlikeli şeyler var. İşte ışıklarında vesaire falan. O yüzden şu iki katı açtık. Bir de halı... Ama ben nereye çekiyorum ama, durun. Dediğim gibi iki katı açtık ama işte şu tuvalet muhabbetinden sonra böyle ara ara getiriyorum sadece aşağılara. Halıları da yeni serdim. Bebekler gelecek, üşümesinler diye genelde artık halıları kaldırıp o şekilde kullanıyoruz. Çünkü Baget
hanımın her an her şey yapabileceğini düşünerek hareket etmem gerekiyor. Kafayı yiyeceğim yoksa halı yıkamaktan. Evet sana diyorum kaçma. Kokusunu alıyor. Şimdi şöyle minik bir tabak hazırladım kendime. Salamlı, zeytinli, peynirli, soğuk çayımı da aldım. Bardağa koyacağım onu. Bir de şu Allah'ın nimeti fritözümde bir tane kruvasan, bir tane de ıspanaklı börek ısıttım. Şu o kadar güzel bir şey ki bana soranlar oluyor. Kullandığım bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. Teknoloji olsun, tabak çanak olsun, işte çaydanlığından vesaire hepsini. Onu da kısacık söyleyeyim, işte şu kullandığım bıçaktan. Her şeye kadar o linkte bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da yoruma da sabitliyorum. Kızım oyuncakların hepsinin suyu çıktı, süngerimle mi oynuyorsun benim he? Hayır, hayır bakın. Hayır bak onda çamaşır suyu var, rica ediyorum. Köpeğe de rica etmek ama başım bak nasıl kovalayayım. İlla o poponu ısıracağım senin onu işte başım bak. Onu kovalayayım bütün gün gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Başım ağzınla geri getirtirmezsen ben de Büşra'ysam onu. Gel buraya. Buraya gel. Görün bizim tipe bak Allah aşkına. Gel buraya. Hayır süngerimi de al gel. Sen var sen ne edepsiz bir şey oldun ya. Ben sen ne edepsiz bir şey oldun ya. Ha? Bak bak oh bir de yat bir de. Hı. Kaşınma saati. Bak seninle uğraşırken elimde olan şeye bakar mısınız? Dur atlam sakın. Ağzın yırtılacak. Yok sana veremem bunu. Bu senin değil. Şöyle bir diziye başladım. Luxikey gibi bir şey. Anahtarlarla ilgili bir film işte. Dizi, mini dizi daha doğrusu. Başma. Hayır sana vermeyeceğim. Bu senlik bir şey değil tamam mı? Sen mamanı yedin. Böyle huzur vermiyor bana yemek yerken. O yüzden genelde yukarı kapatıyorum onu yemek yediğim zamanlarda. Hani o da üzülmesin, beni de darlamasın diye ama az önceden beri yukarıdaydı. O yüzden tekrardan kapatmak istemiyorum. Heh ne diyeceğim. İşte diziye başladım. Yoklukta gidiyor. Birinci sezon zaten bir sezonluk herhalde. Bir de içtiğim her şeyde artık pipet kullanıyorum. Dişlerimi beğendiniz mi bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Çünkü ya eski halinden çok çok daha iyi ama ben hala alışamadım. Böyle bir garip geliyor ağzıma. Zaten konuşmamda da sıkıntı var dediğim gibi. Geçecek ama birazcık daha sabredeceğiz. Önümüzdeki ayda inşallah yaptıracağım. Onu da zaten vlogunu falan detaylı bir şekilde çekeceğim size. Onun haricinde böyle günlerim nasıl geçiyor derseniz inanın hiç bilmem böyle. Son zaten bir haftadan beri falan dişlerim var. Ve bir haftadır eziyet çekiyorum dediğim gibi. Sabah akşam ağrı kesici sürekli sızı, ağrı anca durabiliyorum. Son 3 günde de ablamlar vardı zaten. Yeni fırsat bulabildim. Hemen aldım kamerayı elime. Artık dişlerim var. Bahanem yok. İşte önümüzdeki ayda sadece bir lar yüzünden birazcık yatarım. Ama o zaman da vlog çekeceğim. Sonra da sizi bir daha videosuz bırakmayacağım bu kadar. Merak etmeyin. Ulan Ziya anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun. Bir yandan da yiyeyim hatta. Tüm malzemeler var. Sadece beceremiyorum. Ya en azından çıkartabiliyorum. Devamı gelmiyor. Daha doğrusu denemedim. Tamam evet cesaret edip deneyemiyorum çünkü... Benim gibi yani tatile gideceğim. Biz zaten geçen haftadan beri de dişlerim yüzünden hiç tırnaklarım aklıma bile gelmedi. Bu şekilde dolaşıyorum. Ama rezil gibi reklam çekiyorum ve tırnaklarım gözüküyor. Çok kötü. Halledeceğiz ama çatal falan alsam iyi olacak. Yoksa elimle yiyeceğim. Yattığı yere bakın Allah aşkına. Ya onun kuyruğunu, onun şu oturuş bacaklarını ıstırayım ya. Şöyle giydiklerimi göstereyim. Geçen sene Trendyol'dan şöyle bir elbise almıştım. Böyle kolları ipli lacivert, hatta lilesi de vardı. İkili satılıyordu. Bunu geçirdim üstüme. Bir de şu çok sevdiğim kimono tarzı bir şeyim var ya benim. Taksici aradı da hemen konum at diyor. Ama hangi numaraya atacağımı söylemiyor sağ olsun. Havada kaldım. Tam üstümü gösteriyordum size. Aha. Efendim. Tamamdır. Hemen aktarıyorum. Tamamdır. Hiç sıkıntı yok. Hemen konum atıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Durun. Taksi gelene kadar kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Hatta sizin için şöyle bir kimonomu giydim. Zaten Instagram'dan da takip ediyorsanız bayağı görmüşsünüzdür bunun üstünde. Yaz geçti herhalde. Hatta gittim hemen beyaz rengini de aldım. Yine linkin içerisine zaten koyarım. Bir de şöyle bir Bershka'dan Stradivarius'tan bir çanta almıştım. Onu takacağım. Ama benimkinin fermuarı patladı. Hiç hoşuma gitmedi yani. Evet görünüşü güzel ama kullanım
kullanışlı bir çanta değil. Onu takayım dedim. Böyle bir kombin yaptım. Şimdi hemen çıkıyoruz. Şu tırnaklarımdan, hatta durun size detaylı bir şekilde göstereyim. Lan bu kamerayı da kırma zamanı geldi herhalde. Şu rezilliği bir görün de gözlerinizden kan gelsin. Tövbe estağfurullah. Bok gibi. Aynada da şeytan ayrıntıda gizli. Bir tane daha ayakkabı aldım kendime şöyle Bershka'dan. Benimkinin yarımı var bilekten. Bir de üstünü almak istedim. Kışın falan da giyerim. Tabii karda kışta giymem de ama yüksek tabanlı falan çok sevdiğim bir model. Benim beyaz da her şeye yakışıyor diye aldım. Bir de üçlü kutu buldum. Bunu da neden aldım biliyor musunuz? Şuraya çoraplarımı sıkıştırmaya çalışıyordum ya, örme kutu gibi. Asla sığmıyorlar artık. Gördüğünüz gibi taşıyor şuradan. O yüzden şu kutuları değerlendirip çoraplarımı ona dizmeyi planlıyorum. Bunları da başka bir şekilde ayarlayacağım. Yapabilirsem. Şimdi hemen çantamı alıp telefonumu da şarjdan çekip çıkıp gidiyorum. Gelir taksi. Burası gizli gizli Barbie'nin evi olmuş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bir bakar mısınız ya? Delireceğim. Burada benim acil bir foto çekilmem lazım. Odaları da var. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Bir sürü uğraşmış. Buse başka yerde iş yeri vardı. Bahisini kapatmış. Şimdi burayı açmış galiba. Ama o kadar güzel diyorum ki Barbie'nin kayıp evi. Şimdi tırnaklarımı yaparken de çekerim size. Ya kirpik bugün yetişir mi bilmiyorum ama şu tırnaklarımı kesinlikle bir düzelteceğiz. Şimdi müşterisine gitti. Sonra gelecek. Kontişim ya. Çok güzel yapmış. Bakın burada bir tane biblo var ya. Oyuncak bu. İsmini ne koydun? Fındık. Allah'ım seni fındık seni. Yarın albümümüz çıkıyor. Neydi şarkının adı? Sonra atıyorum. Yanmam. YouTube'dan izliyoruz. Buse gittiği yerden gelmediği için biz suyla birbirimize protez yapmaya başladık. Benim elleri törpüledi su. Ben de ona protez yapıyorum. İlk defa elini aldı ama göstereceğim sonucu, inanamayacaksın. Ya abartıyor, utandırma beni. Bak kendine yapmış o da. Onunki de çok güzel olmuş. Tamam oldu bütün. Bu işi becereceğiz arkadaşlar. Hayır, çok güzel duruyor ama ellerin şu an. Ama ilk defa yapıyoruz. Helal olsun valla. 17 saniye 16. Tata. Bakın törpülenmeye bile gerek yok. İnceliğe bakın. Nasıl güzel çalıştı aşkım. Ben sana kırılmadım. Yaptık, becerdik arkadaşlar. Hadi becerdin. Helal olsun. Vallahi becerdik. Buna şimdi bir kalıcı hoca, bir törpü öncesinde. Evet. Mis. Sonra sıra bende değil mi? Evet. Kurtulacağım şunlardan. Sabaha kadar buradayım. Sabaha kadar buradayım bugün. Ay harika oldu su. Ben yaptım diye demiyorum. Aşkım eline koluna. Afiyet bal şeker olsun, kesesine bereket Buse'min. Bütün mal varlığını kullandık az önce ama harika oldu. Arkadaşlar bugünler içinde. Kesinlikle. En sevdiğim arkadaşım. Şimdi Büşra'da sıra. Şimdi bende sıra. Aynen yaşasın. Geliyor. Sana insan eli olacağım inşallah. Altın rengi mi? Altınlarım vardı. Gitti mi? Hoppa. Hadi yap bakayım. Ne istiyorsan yap kanka. Sana bırakıyorum. Şaka şaka. 11 altın yapalım sana. Oo, hiç yapmadım. Bilmiyorum ki. Bir var mı foto? Tanımıyorsunuz. Tanımıyorsanız. Ay, çıkışlarım vardır. Kusura bakmayın. Tanımıyorsanız. Buse Şimşek Beauty. Terzi kendisi sökün dikemiyor hakikaten. Aa, pırıltı ne güzelmiş, ondan mı yapsak şaka şaka? Ay kanka çok güzel duruyor. Şunu kapatmaya çalışıyorum. Aşkım çok güzel. Kaç karat? Aşkım, tatlı mı? 32. Buse dedi ki sana bir sürprizim var. Bak şimdi bir şey getiriyor oradan, kurcalıyor. Durun. Ama evet, dur bakayım bir şey bakacağım. İyi çekiyor. Emre yaptık reklamını. Tamam yeter Emre. Yok lan kenar. Tamam hadi bir daha sonra bakalım. Evet. Ha bak geliyor şimdi, bak şimdi bir anne şey getiriyor. Çok merak, ben de merak ediyorum şu an. İnşallah çok şişko çıkmıyorum. Ya. Ya sen güzellik merkezinde bunu mu kullanıyorsun? Gelinim geldiğinde bunu açıp direkt masanın üstüne koyuyorum. Ya sen... Reklamın böylesi yani. Kanka reklamı. Bana yollamadın. O sana kurban. Bana yollamadın. Ben kullanamıyorum. Bana yollamadın. Allah beni bildiği gibi yapsın. Çok havalı değil mi şurada adının ya? Gerçekten çok havalı. Kendi çıkartmış olduğu ürün... Batsızlarda satılıyor kardeşim.
Artık var mı bilmiyorum ya, da. Var. Var mı? Val ya var. Sana ben kanka söylesene yol. Ya ben şuna kurban olurum ya bak. Of, çok kolay da bak alıyor. Şimdi bak. Aşırı iyi kanka. Gelinde kullanıyorum. Ben bilmem bana yollamadım. Ben size kurban olayım. Yemin ederim en son gelinde kullandım. Kamera arkasında bir şeyler konuşacağım dedikodu var. Ben sizi bir bırakacağım. Ay bir dakikası bir dakika. Oğlum o zaman. Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git o palyaçoyu bul, o seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Kanka. Hakan bunları kimseye söylemiyor. Nice. Bu senin bana yaptığı şu tırnaklara bakın ne olur. Öncesini zaten biliyorsunuz, sabah gösterdim o faciayı. Şuna bir bakar mısınız? Uçlarına gri yaptı, ben gümüş takı takmayı seviyorum diye. Hii, harika oldu çiçeğim benim. Bak bak ofisinde çok çalışıyor. Harika. Yerim seni. Onu da yemek almışım. Onunla yemek almışım. Çok teşekkür ederim. Ellerine ya ben sana kurban. Bak öğreneyim, ben de sana geleceğim yapmaya. Söz veriyorum. Şuna bak şuna. Şuna bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Buraya gelmek isterseniz de Mimar Oba Büyükçekmece İstanbul'da. Oturanlar mutlaka gelsinler. İstanbul dışından bile gelin. Hem kirpik yapıyor. Bugün bizim zamanımız yok. Saat şu an gecenin 2:30. Zamanımız kalmadığı için kirpiği bir sonraki güne. Yarın zaten akşam biliyorsunuz gidiyorum. Burnumla odaklamaya çalışıyorum bu arada ellerimi. Ben hala çıkın çıkın gelin anacığım. Çıkın çıkın gelin. Günaydın. Dün gece saat 3'te mi? 3-4'te mi? Ay ne geldik eve bilmiyorum. Çok uğraştık tırnaklarımla falan. Bir de birazcık dedikoduya daldığımız için çok uzun sürdü. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Benim bir çanta hazırlamam lazım. Çünkü 4 günlüğüne dün de bahsettiğim gibi Çanakkale'ye gideceğim. Caner'in kuzeni, Caner'in diğer kuzeni, Caner'in kuzeninin nişanlısı, Caner'in diğer kuzeninin kocasıyla birlikte. Caner çalışıyor. O yüzden gelemeyecek. Normalde kız kıza plan yapmıştık. Hani eşleri falan olmayacaktı ama kalacak yer ayarlayamadık bir türlü. O yüzden de çocuklar ayarladı. Sağ olsun sahip çıktılar. Üç kızın başına, üç çıtırın başına bir şey gelmesin diye. Caner dünden lazı zaten, başımızda erkek olsun. Kıskanç. Önce bir çantamı bulayım ben. Çünkü bagaj hakkımız sınırlıymış. Eniştem öyle söylüyor. Bunu alsam bu bayağı küçük bir çanta. Yani biraz küçük aslında ama 4 gün ben buna ne sığdırayım yani. Yok yok, bu çok küçük olmaz. Valizi zaten bulamıyorum böyle. Düşünün, o kadar yok. Bir deneyelim mi ya? Bunun içindekileri çıkartayım en son. Tarak. Her zaman lazım. Dalil. Makyajımı çıkartmak için. Anılar depreşti mi? Bunu artık çöpe atacağım. Takma diş kutum. Çöpe atacağımı görmek istemiyorum. Şöyle bir şeyim var benim. İçerisinde hem diş fırçası hem arayüz fırçası. İşte macunu falan filan. Bu zımbırtıyı alırım böyle set halinde. Ped alacağım çünkü çok büyük ihtimalle orada hasta olacağım. Bir tatilim de burnumdan gelmesi zaten çok şaşırırım. Şimdi dedim ki şort olarak şu yeşili alayım. Üzerine de crop alırım. Beyazla bir gömlek alırım. Öyle bir kombin yaparım. Böyle tek sıra halinde koysam daha mı az yer kaplar acaba diye de düşünüyorum. Bir de şunu alacağım. Bu da keten bir şort. Tiril tiril. Bunu da giyerim orada. Sonracıma şunu makyaj çantası olarak dolduracağım. Makyajlarım da burada ama hepsini almayacağım için birazcık buna doldururuz. Birazdan. Bir de şöyle bir şort alayım. Yatarken gece falan giyerim. Şort her zaman lazım oluyor. En çok şort kullanıyorum ben tatilde. Şortun üzerine de şöyle siyah bir ipli crop alıyorum. Çünkü bu omuzlarım falan yanıyor. Çok bir şey giymek istemiyorum açıkçası. Böyle yumuşak yumuşak ya da kolsuz şeyler giyerim. Bir de bunu alayım. Bir tane de şöyle uzun ketenim var. Çanakkale çünkü rüzgarlı oluyor ya. Dedim eğer dışarı falan gezmeye gidersek böyle uzun giymek için bir tane de keten alayım. Bunu da sığdıralım buraya. Dolacak diye şu an o kadar korkuyorum ki bu çanta. Olmadı bir de ekstra sırt çantası yaparız yani, ne yapayım. Vallahi Yaren'in valizini gördüm, kocamandı. Attı fotoğrafını. Hiç anlamam. Hiç anlamam. Abi bu sepetten alacaklarım bitti. Bunlar yeni yıkanmıştı. Ondan ayıklıyorum bu arada. Şimdilik bundan alacağım bir şey kalmadı. Tarak. Diş fırçası. Bunlar genel ihtiyacım zaten. Bıyıkları kaşları almak için de jilet alacağım. Güneş gözlüğümü alıyorum en numaralısından. Makyajı dediğim gibi düzenleyeceğiz. O ketenin üzerine de bu krobu alıyorum. Çünkü renkleri falan şöyle bakın zoomladık. Bayağı uyuyor.
Bence güzel. En sonunda zaten bunların ikisini giymiştim. Ablamın saçlarını boyatmaya kuaföre gittiğimizde çok frikik vermeden kalktım. Şimdi en önemli şeye geliyorum. Bu göbeğe bikini bulacağız. Hoppa, burayı da açalım. Bu göbeğe nasıl bir bikini bulacağız? Ay kaç seneden beri yalnız bunu giyiyorum yani. Her gittiğim tatilde şunu alıyorum yanıma bir kere. Çok güzel çünkü. Hatta bu tatil yine almak isterim. Çünkü bununla yanmak da güzel oluyor. Böyle abuk subuk yanmıyorum. İplerini falan kullanmıyorum zaten çok. Evet, bu Don Quixote'la şunu alalım. Geçen sene mi almıştım? Öyle bir şey almıştım H&M'de. Bunu kesin alalım. Tamam, bu benim vazgeçilmez bikinim. Ya bir tane de kırmızı aldım şöyle. Hatta Oysho'dan falan dedim. Aa güzel olsun, kaliteli olsun. Ama güneş kremi geldi burasına. Bakın şöyle siyah siyah lekeler var ya. Yıkadım ama gitmiyor. Varsa bir tavsiyenizi alırım. Çünkü yani dünyanın parasını verdik. Ve şu siyah lekelerin gitmemesi biraz can sıkıcı. Normalde bunu da alırdım ama şu an bu kadara gerek var mı ya? Bunu alayım mı ya? Hadi alayım anasını sattım dünyası. En son bununla bronzlaştım ben. Bunun da şuralarını kıvırıp öyle güneşleniyorum. Kalp şeklinde oluyor. Çok güzel oluyor. Hadi alayım. Zaten kirlenmiş. Daha da kirleteyim onu. Bari bu yaz son defa giyerim bu lekeler çıkmazsa. Gerçi çıkmazsa da fark etmez. Ben her türlü giyerim de. Şimdi Zurna'nın zart dediği yere hazır mısınız? Benim kot şort almam lazım. Ama büyük ihtimalle şu karanlığın içinde o. Ne almışım ben. Bu ketenin üzerine böyle de bir şey almışım. Bunu da alalım mı kız? Baksana ne güzel crop. Ama rengi tutar mı? Bununla tutmuyor. Bakayım şununla. Yani bir tık fark var yine aralarında ama bence giyilebilir. Bunun üzerine, bunun altına da bunu mu şey yapayım? Hadi ketene keten olsun. Bunu da aldık. İyi, o kadar Allah'tan hafif ki bak dolmadı bile. Daha var, daha bir sürü şey alabilirim. Heh, kot şort dedim en son. Kot şortu da buradan alalım. En son biz Yaren'le birlikte bana siyah şort almıştık. Ama onu bulabilecek miyim bakalım. Bak bu çok güzel bir kot şort. Üstüme sıkıştırabilirsem bunu tatilde giyerim. Çünkü tatil haricinde bunu giymem birazcık sıkıntı. Aşırı kısa. Ama şort olduğundan dolayı dediğim gibi tatilde bence giyilebilir. Bunu alalım. Bir de şu siyahı bulayım geleyim durun. 2 saniyede şuraya getirdiğim hale bakar mısınız? Aşırı radikal bir kararla galiba hepsini değiştireceğim. Ama kesin alacaklarım bunlar. 4 tane bikini ayarladım. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü ıslak yıka, ıslak yıka. Islak olmayı da sevmiyorum. Sürekli değiştirebilmek adına 4 tane aldım. Zaten her güne bir tane giysem tam oluyor. Şu göğüs ucu gizleyicilerden aldım zaten. Çok abez bir yani normal boyutlarda olmadığından dolayı. Hemen şununla bir kapatıp hallederiz dedim. Sütyenle falan uğraşamam bu sıcakta. Bir de yanıyorum zaten, acıtıyor askıları. Bikinin üzerine falan da şöyle bir keten mi denir buna, ne denir bilmiyorum, tülbent tarzında bir şeyim var. Üzerine geçiriyorum hemen sahil kısmına geçtiğimde. Bunu aldım. Havlum, şapkam, bir de yine upuzun bir poreo tarzı bir şeyim var. Bunu da geçen sene Trendyol'dan almıştım. Istakozlu. Görmüşsünüzdür zaten birçoğunuz. Şu çantayı da alacağım yanıma çünkü bu benim plaj çantam. Bunsuz olmaz. Ekstra olarak sadece normal numaralı gözlüğümün yanında şöyle numarasız aldım. Normalde gerek yok aslında ama hani lensmans takıp da gidersem diye numaralı gözlüğün altına lens olmuyor çünkü daha bulanık görüyorum. Böyle bir şey aldım. Saçım için bir fısfıs aldım. Bununla sıkıp taradığım zaman denizin o tuzu kurutmuyor saçımı. Ekstra olarak da burada size daha önceden de bahsettiğim harika bronzlaştıran süper bir kremim var. Bunu da yanıma alıyorum. Ve şurada iki tane daha saç ürünü alacağım. Birisi bu. Köpük süt kokulu. Açmadım bunu daha. Bende az kaldı. O yüzden yenisini aldım. Kızlar da kullanır diye. Bir de şunu aldım. Bu da saç uçları için serum. Benim çünkü saçlarıma çok dikkat etmem gerekiyor tatilde. Aşırı kuruyor, yıpranıyor. Bu sefer de kopuyor falan. Sarı olduğundan dolayı biraz bakıma ihtiyaç duyabiliyor güneşten. Bir de ekstra olarak güneş kremi falan dayayacağım ama yüzüm için. Burada bir de içerideki çekmecelerden alırız ama şu an yanıma ne alacağıma karar veremedim. Bir onu kararlaştıralım. Ya abartmak istemiyorum açıkçası. Çünkü benimle birlikte 5 kişinin daha bagajı sığacak bir arabaya. O yüzden siyah şort almaktan vazgeçtim. Bunu en son almıştım. Siyah tayt etek. İçinde bildiğiniz tayt var. Trendyol'dan aldım. Bu da Oysho muadiliydi. Bunu da linkine aşağıya eklerim. Bakın
Çok güzel. İlla siyah bir şey almam lazım. Severim. Şimdi bunu alalım kesin. Bunu da alayım. Yani çok iç belli ediyor aslında ama doğru çamaşırla giyildiği zaman aşırı rahat bir parça. Bunu alayım. Bunu alıp almama konusunda kararsız kaldım açıkçası. Yani gerek var mı bilmiyorum ama durun bakayım şu aldıklarıma bir daha bakayım. Bir tane uzun almışım. Bir tane de onun üzerine kombin yapmışım. Tamam bunlar kesin. Normal insan kıyafeti bulunsun yanımda. Evde de giyebileceğim şöyle bir şort, yine böyle bir crop aldım. Bu da evde yatarken giyebileceğim bir şey. Heh. Şunu almışım. Bu dızlak kalmış. Bunun parçasını tamamlayalım. Yeşil bir crop almıştım. O crop'u bulmam lazım. Durun. Bunu da almaktan vazgeçiyorum. Demek istediğim şuydu. Şu gömleğin içerisine. Bu crop'u giyeyim. Şöyle yeşil. Onun altına da bunu giyeyim dedim ama bunu koyarsam valize kırış kırış olur ve orada da tabii ki ütü falan bulamam. Tatile gidiyoruz, adı üstünde. Temizliğe değil. O yüzden bundan vazgeçtim. Bu seriyi iptal ediyoruz. Ben bir de işte fırtınalı falan olur hani eser gibi düşünüp hırka gömlek tarzı olarak şunu alayım dedim. Bu da keten. Bu sene aşırı keten modaydı ve ben de deliler gibi keten aldım. Çünkü gerçekten çok rahat ve modası asla geçmeyecek bir şey ya. Yıllarca giyerim diye düşünüyorum. Böyle yılda ilk defa, hatta kaç 3 seneden beri ilk defa tatile gidince aşırı detaylı düşünerek alıyorum. Bu da kombindi. Bu kombini de buraya koyuyoruz. Gerçekten en son Caner'le birlikte balayına tatile gittik herhalde. Doğru düzgün bir tatil olarak. Daha da hiçbir yere gitmedik. Şu siyah eteğimin üzerine de bunu alayım. Bunu da aldım. Etikete duruyor. Giymedim gördüğünüz gibi. Tatile gitmeyi bekleyen bir parça. Evet şöyle ikili yapabiliriz bunu da. Bu gerçekten çok rahat bir şey ya. Şort eteklerin artık hastasıyım. Bundan sonra hayatta normal etek almam. Full şort etek giyeceğim. Çok rahat bir şey yani. Nasıl geçiyorduk bilmiyorum. Bakın burada ne var. Kızlara ve bana kolye aldım. Açayım göstereyim size de. Şimdi orada bronzlaşırız falan. Güzel güzel. Kolyelerimizi takarız. Böyle ikili geliyor. Nazar boncuklu beyaz tatlış bir şey. Bana da Serap'a Yaren'e de aldım birer tane. Böyle tekrardan koyayım paketin içine. Aşklarıma hediye. Şu elbiseyi alacağım. Bunu da sırf gerçekten tatile giderim diye almıştım. Bildiğiniz mayo kumaşında bir elbise bu da. Mini falan. Ama gerçekten bikini yerlediğinizde nasıl bir kumaşsa, dalgıç kumaşı mı diyorlar bilmiyorum. O kumaşlı bir elbise. Ya bunu gördüm ama renk farkı var diye biraz uyuz oldum ben. İstemem renk farkı. Böyle gıcığım. Bir de ne alacağım biliyor musunuz? Bence gerek yok başka bir şeye. Yeter ya. Böyle minik bir tulumum var. Bunu da nereden almışım? Koton'dan almışım. Evet Koton'dan almışım. Yine hiç giymemişim. Etiketi duruyor. Tatile diye sakladığım bir parça. Boyundan bağlamalı. Sırt dekolteli. Şöyle bir mini tulum. Turuncu olması da kalp. Çok kalp hem de. Bir de bunu alayım. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Hala bomboş ya. Bu kadar şey aldım. Evet, çok da büyük bir çanta değil yani. Görüyorsunuz avuçlayabiliyorum. X small giymenin avantajları. O zaman birazcık daha doldurabiliriz yani. Enişte duymasın. Almışken şunları da alayım mı ya? İçimde kaldı. Hiç giyemedim. Yine şöyle bir turuncumsu nar çiçeği gibi bir rengim var. Bershka'dan almıştım. Bir de uzun pantolonu var onun. Zaten beyaz spor ayakkabımla gideceğim. Olur da dışarı yine gezmeye falan gidersek bunu giyerim. Biraz paçaları uzun geliyor aslında. Tadilat yapmam gerekiyor ama sürünür mü orada bilmiyorum. Çok büyük ihtimalle sürünür. Bunu kestirmem lazım. Almasam mı yanım acaba? Bilemedim ya. Uf, boydan kaybettik yine. Çok da giymek isterdim. Bir de bu var. Yine Trendyol'un ganimetlerinden. Ay bu arada bu gösterdiğim her şeyi linkin içerisine koyacağım, tamam mı? Merak etmeyin. İnşallah kaldıysa bir bakarsınız. Çünkü hepsini sezonun başında aldım ben. Ancak sonunda kullanabiliyorum. Çok şükür en azından gidebiliyorum yine. Böyle bir elbisem var yine. Bu aşırı mini bir elbise. O yüzden sadece plajda giymek mantıklı bir hareket olur diye. Bunu da bu tatilde yanıma almak isterim. Neden? Çantam daha da olmaz. Birkaç parça da iç çamaşırı alırım. Gerçekten daha bir sürü yer var. Bir makyaj gelecek. Bir de dediğim gibi iç çamaşırı. Bir tık daha doldurabiliriz falan. Almayacağım daha çok bir şey. 3 hours later. Of, şu şortu da alayım. Şimdi makyaj malzemesi olarak da yanıma şu çantanın içerisine önce bir güneş kremimi koyacağım. Clinique'in geçen sene aldım. Hala da kullanıyorum. Burada birkaç parça fırçam var. Allık bronzer, işte highlighter. Pudra sürmek için fırçalarımı alıyorum. Kirpiklerimi kıvırmak için de şu zımbırtımı alacağım.
yine içine koyuyorum bunu. Gözaltı bakım kremimi alıyorum. Bu yine yıllardan beri biliyorsunuz zaten favorim. Çünkü gözaltlarım güneşe maruz kaldığı için kırışabilir diye. Çay ağacı yağı ve şu Hamet Hanım'ı alacağım. Ayağımda olur da bir şey ısırdığı zaman falan bu çay ağacını dökmek hem mikrobu kırıyor hem de sakinleştiriyor. Bu da aynı şekilde üzerine de krem geçiyorum falan. Renkli ve renksiz lenslerim. Makyaj süngerim. Kapatıcılarım bir tanesi daha açık, biri daha koyu. Büyük ihtimalle şu an ikisini aynı anda kullanabiliyorum ama dönerken koyusunu kullanırım. Açığı biraz fazla cart kalabilir. Yanacağım ya. Onun üzerine de pudramı aldım. Bunu da dibini gördüm herhalde. Şimdi yeni bir pudra daha aldım. Bu bitince ona başlayacağım. Kiko'dan. Onu da birlikte deneriz. Bu arada bu, memnundum bundan ama değişiklik olsun diye aldım. Bronzerım. Kapağı kırıldı bunun da. Biraz Allah'a emanet kullanıyorum ama hatta tırnaklarım giriyor. Çok seviyorum bunu. O yüzden kullanmaya devam. Bir tane allık aldım. Havuza gitmeden falan da sürerim. Minnoş bir görüntü oluyor. Highlighter'ımı aldım. Bu Wet n Wild'ın bir highlighter'ı. Şu an bana birazcık koyu geliyor açıkçası ama yine bronzlaştıktan sonra bence daha güzel olur. Hem göz pınarlarımı hem de aydınlatmak istediğim yerlere uyguluyorum. Uygun fiyatlı güzel bir aydınlatıcı. Misha'nın kahverengi eyeliner'ı. Bunun siyahı da var bende. Ve bence hayatım boyunca en rahat çekebildiğim eyeliner budur. Çok seviyorum. Dudak ürünü olarak da şu üçünü aldım. Yine bunu havuza giderken böyle dudama pıt pıt yayıp biraz tatlı bir kırmızılık olsun diye Misha'nın bir ürünü. Şu an var mı bilmiyorum ama Tint diye geçiyor. Numarası RD04'müş. Çok güzel duruyor. Orada da zaten süreriz birlikte. Bu Avon'un bir yağı. Dudak yağı. Bu da çatlaklara falan diye geliyor. Bir de Emily'nin şöyle bir 222 numaralı dudak kalemini aldım. Biraz canı çıkmış. Bunu açalım biz. Oradayken bitebilir. Yanıma da almıyorum çünkü. Kalem tıraş. Biraz açayım. Ve son olarak da kaşım için bir tane kalem. Yine bir şeffaf jel maskara, bir maskara normal. Böyle üçlü bir ürünü daha alıp buraya yerleştiriyorum ve bunu da paketleyip çantama koyuyorum. Oh! Her şeyi hazırladım. Ama duş alamıyorum çünkü sular gitti. Çantalarımı da şöyle göstereyim size son halini. Bu dediğim gibi plaj çantam. Şapkamı da mumunu diktim. Terlik aldım bir de yanına ekstradan giymek için lastik bu ıslananlardan tam deniz için. Altına da dediğim gibi o küçük ufak çantamı hazırladım. Ya boyutunu şöyle anlayın. Bu benim kol çantam. Kol çantamdan bir iki tık falan büyükler. Şeyi kanıtlamaya çalışıyorum şu an. Hayır bakın ben çok eşya almadığımı kanıtlamaya çalışıyorum size. Ha bir ekstra olarak bu içeride deodorant aldım yanıma. Yoruldum ya. Ay evi dağıtma, evi yıkama. Bakın şimdi Allah aşkına benim bir şeyleri düzenleme biçimi. Durdular sonuçta. Tamam artık dağınık gözükmüyorlar. Tamam halloldu. Ya sular gitmeseydi iyiydi, en azından bir duşmuş alırdım ama yapacak bir şey yok, artık orada alırız. Şu kapıyı düzgünce bir kapatalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Diğer bataryam burada şarjolu dursun. Bir de ekstradan denizde dinleriz diye JBL'le şu power bank'imi alacağım. Şarjlar bitebilir diye. Bir de yanımıza çarşaf alacağız. Bir yastık kılıfı, bir çarşaf, bir de üzerime ince bir pike tarzı bir şey alırım. Onları da poşetlemeye gidelim. Bir de dedim ya size dün yetişmedi ayak tırnaklarım diye. Bordo bir ojeyle hızlı kurusun diye tap katını aldım. Bunları da ayaklarıma süreceğim. Çünkü ojesiz ayaktan nefret ediyorum artık. Bagetin oyuncağı kalmış şurada. Bok gibi duruyor. Ama içmemiş çocuğum, içmemiş. Maymunlu bir oyuncak bu. Ay çok ağır. Şunu alayım. Zaten tek kişilik bir neresin bu da. Bir tane de yastık kılıfı alayım. Bundan vazgeçtik. Bunları daha yeni yıkadım. Güzel kokuyorlar. Bir de poşete koyayım şimdi bunları. Tamamdır. Az önce kararsız kaldım ya şu şort pantolonu giyeyim mi giymeyeyim mi diye. Giydim. Giderken giyeyim dedim. Gösteremiyorum tabii size. Çok güzel duruyor. Etek gibi duruyor ama aslında şort. Bayağı güzel. Üstüme de beyaz bir tişört giydim. Çok hafif de bir makyaj yaptım ama çekme gereği hissetmiyorum çünkü çok hafif. Saçlar ıslak. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim bir markete. Marketten bir iki bir şey alalım. Çünkü büyük ihtimalle biz Çanakkale'ye vardığımızda her yer kapalı olacak. Bir şeyler alalım böyle 2-3. Ondan sonra geliriz geri. Zaten yarın Umut da gelmiş olur. Maskaramı göstereceğim size. Tabii terden mahvoldum ama maviş maskara sürdüm. Şuraya bak. Gitti bütün. Ne sürdüysem terden gitti zaten. Olsun.
en sevdiğim şey tatilde çılgınlar gibi yemek yemek. Bardak bile aldım içeceğimiz olsun diye. Zeytin, cips, işte içecekler, noodle, bir sürü abur cubur falan filan doldurdum. Şimdi biz gidene kadar bozulmasın diye kızlar da işte salamını, sosisini falan alacak. Böyle bayağı. Aha geldi benimkiler zaten. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar biz o kadar doldurduk ki arabayı. Serap'la Emre'nin bagajına yer kalmadı. Şimdi onların arabasına bakıyorlar. Hangi bagaj daha büyükse o arabayla gideceğiz. Gerçekten seferi gibi çırpınışlarımız. Herkes beni tebrik etti ama. Çünkü en az eşyayı ben getirmişim. Diyeceklerim bu kadar. Sokak lambasının ışığı ne kadar güzelmiş ya. Dişlerini de göstereyim size. Çok dişsiz gördünüz. Biraz da dişli görün beni. Alışacağız, alışacağız. Alışacağız. İnanıyorum. Kardeşim helikopter var burada. Manzaraya bakın. Hemen şurada iki adımlık yerde deniz var. Geldik. Bok kokusu alıyorum. Koyun boku. Horozlarla uyandık. Güzel bugün. Bizim evde de zaten çok alışkınız onlara ama buradaki farklı bir ambiyans var. Hava çok güzel. En son Çanakkale'ye geldiğim zaman ben gerçekten çok üşümüştüm. Çünkü aşırı rüzgarlıydı. Ama burası şu an harika. Dün yorgunluktan direkt uyumuşuz. 8 saat falan yol çekti zaten Yaren Umut. Arkadaşlar ben bunların nişanında, düğününde makyajlarını falan yaptım, tamam mı? Saçını başını bilmem ne. Bunlar diyorlar ki bana nasıl ödeyeceğiz hakkını. Ben dedim ki ödeyin. 4 gün boyunca kahvaltıya elimi sürmüyorum. Hazırlayın dedim. Çalışın. Öde. O yüzden ben vlogumu çekeceğim. Bunlar da tatyanalarımı hazırlayacaklar bana. Harika bir hayat. Öde. Eve gidince çok büyük boşluğa düşeceğim ama neyse, tatilde keyfini çıkartayım. Şey gibi düşünün. Full artı full. Her şey dahil. Otele gelmişim gibi. Harika. Bir tipimi de beğenmiyorum zaten bu aralar. Şu dişimi yaptırdıktan sonra kendimi hiç beğenmiyorum. Kızıyorlar bana aşağıda. Taktım şimdi bak. Siz bir yorum yapın ya. Vallahi çok sinirim bozuluyor kendi tipime. Normalde de hiç takmıyorum normal. Ya biliyorsunuz ne tiplerle çıkıp karşınıza pijamalarla falan konuşuyorum ama dediğim gibi işte. Hiç beğenmiyorum artık tipimi. Merdivenler bu arada çok güzel ama aşırı korkutucu, baksanıza. Ev bir de iki katlı. Şu an bulunduğum katta yatak odası var, çok göstermiyorum. Bu aşağıda da salon var. Durun ineceğiz, bismillah. Bu benim yatağım arkadaşlar. Burada da tatyanalarım var. Çekeyim mi Yaren'e? Çekeyim mi? Ya. Hop. Of, Umut'un kocası izin ver. Ama Umut'un kocası. Yarınki çok yüz görümlü istiyorlar arkadaşlar. O yüzden çekemiyorum maalesef onları. Öyle işte, ne yapalım artık. Birkaç kişiyi göreceksiniz. Başka kimse göremeyeceksiniz. Bunlar... Çünkü ilkel. İlkel insan. İlk insan bunlar. İstemiyorlar videoda çekilmeyi. Bu kadar. Bu arada kahvaltımızı göstereyim, durun. Dur, daha bitmedi. Tamam. Bak şimdi bak, tam bir görümce. Bak. Gerçekten niye bunu pişirmediniz? Bu kurt çıkacak midemizde. Pişirmemizi istiyorsan pişiririz. Pişirmenizi istiyorum. Bu kadar alt götürüyorum. Çok iyi ya. Demek böyleymiş. 3 sene sonra tatile geldim, çok mutluyum. Of, ben yine kaynanalık yaptım. Yumurta çırpıyorum. Tereyağımı da koydum tavaya. Dediler ki Büşra yumurtayı güzel yapıyor. Ben de hemen oltaya geldim, çırpmaya başladım. Çok güzel gaza getiriyor bunlar beni. Saniyede. Başka neyi güzel yapıyoruz? Komple bana hazırlatacaksınız bu gidişle. Altını az açmışım da kızmamış henüz. Henüz. Patates kızartmaya çalışıyorlar da tüple. Sekenişlerim de kavun almışlar. Ekmek almışlar. Arkadan arkadan çekeyim. Lan telif atacaklar. Gizli gizli çekiyorum. Sanki yabancı. Ne yapacaksınız? Böyle arada sıkıştırır. Çekerim onları. İlk insanlar çünkü. İlkeller. Gözükmek istemiyor. Bardak getirir misin? Bu içilmiş kahvem. Bu tuzlu suyum. Bu da ağrı kesicim.
Size anladığınız üzere sessiz bir makyaj yaptım. Bu eve döndüm demek. Birazcık gribim. Çok az ama. Zaten her yaz tatilden döndüğüm zaman böyle oluyorum biliyorsunuz. Hepimiz alıştık artık. Ama çok kötü değilim. Yani C vitamini falan bayağı içtim tatilde. Konuşmam da birazcık daha düzeldi. Belki fark etmişsinizdir. Çok hafif daha peltekliğim var ama o da geçecek diye umut ediyorum. Çok hızlı bir şekilde makyajımı yaptım. Caner'i servise bırakacağım. Üstümü giyeceğim. Minicik bir saç yapacağız. Sonra da İlayda ve Çağla'yla buluşmaya güzel bir mekana gideceğiz. İkisini de çok özledim. Çağla'yla yakın zamanda görüştüm gibi ama çok özledim. İlayda'yla uzun zamandan beri görüşmedim. Öyle bir kız toplantısı, kız günü yapalım dedik. Ben de vlogu hiç kapatmadım çünkü tatilde çok bir şey çekemedim. Belki anlamışsınızdır. Dediğim gibi etrafımdaki insanlar kameraya çok gözükmek istemedikleri zaman ben de ister istemez geriliyorum. Onları da tabii ki ısrar edemiyorum çekeyim çekeyim diye. O yüzden böyle hafif bir tatil yapıp eve döndüm. Eğlenceliydi. Saat 3.30'da, öğlen 3.30'dan sonra denize gitmeseydik her gün daha fazla bronzlaşırdım ama konuşmaktan gidemedik. Kısa bir özet geçeyim dedim. Onu da şimdi hemen saçımı yapayım. Hemen üstümü geliştireyim. Tam düzelecek. Az kaldı inanıyorum. Evet, yola çıktım. Gidiyorum. Önümde küçük çocuklar var. Durun. Ama bir yandan da çok korkuyorum. Şu bizim evin yolunda çok küçük çocuklar var ya. Bir de sığırımız var. Yolun ortasında duruyor. Ha, yolun ortasında duruyorlar. Bir de çocuklar öne atlıyor diye çok korkuyorum. Zaten acemiyim. Tingir mingir gidiyorum. Tingir mingir. Size bakamıyorum. Kusura bakmayın önüme bakmaktan. İlk defa bu arada buluşacağımız mekana gideceğim arabayla. Daha önce hiç gitmemiştim. Ama onun haricinde dişçime Beşiktaş'a. Ooo bu ne? Burada bir ne var? Şuna bir bakar mısınız ya? Ay bir kaplumbağa buldum. Kızları alıp götüreyim mi seni? Seni götüreyim mi? Sağ ve sol boş olunca çok iyi park etmemiş miyim? Tam çizginin izi aslında. Ah be, eski drive'çılardan kim kaldı? Driftçilerden. Ben şu güzelliklerle buluştum. Arkadaşlar İlayda'nın dişleri çok güzel, sinirim bozuyor. Hayır, İlayda'nınki daha güzelmiş. Alışamadığın için öyle. İnşallah öyledir İlayda'm. İnşallah kurban olayım sana. Ben de ilk yaptığımda hiç beğenmemiştim. Şu an mutluyum. İnşallah ben de öyle mutlu olurum. Bakar mısın? Ben hala ağzımı kapatıyorum ama nasıl halledeceğiz. Kapatacağım bir şey yok. Boşver şimdi senin göz makyajından bahsedeyim. Ne kadar güzel olmuş öyle. Teşekkür ederim. Hı? Artık böyleyim. Çekersin bir video. Çektim gelirken. Vallahi ha, bekliyoruz şekerim. Kahveler içilmiş çünkü ben çok geç kaldım. Double Türk kahvesi içiyor ya. Kız manyak. Bu çılgın kafeinci. Sabah 7'de uyudum. Kafeinci. Sabah 7'de uyudum, 12'de uyandım. Aa ben olsam hayat... Uyanamazdım, bizi satardım. Kaç şeker kaç? 5 şeker. En aşağı. 5. Ben de şeker atmadan kendime gelemiyorum şekerim. Sen kahve, ben şeker. Kanka gerçekten çorba... Çorba. Kanka iyi geldi ama biliyor musun? Kafam açıldı. Tam hazırlanacak kendisi gelir. Biraz da ben sizi çekeyim. Yemeklerimiz. Aşkım ne yapalım? Ekmek parası. Bizi beklerler. Aşkım ne yapalım? Makarna parası. Bana bugün DM attı, gösterdi. Takipçilerimiz yazıyor ki Büşra niçin yok? Al işte bak. Büşra neden yok? Mesaj var. Gerçekten mi? Desenize depresyona girdi, dişi yok. Bu arada dişim yok. Dişlerimi beğendiler biliyor musunuz? Ben daha ilk defa dişli vlog atacağım bu arada. Yorumları o yüzden çok merak ediyorum. Şimdi mamamızı yiyelim. Sonra tekrardan geliyoruz. Öncelikle şu bagetimize bir bakar mısınız? Halının altına saklı bir şeyler yapıyordu çıktı. İkincisi burası bir büyühane oldu. Tövbe tövbe. Şu an bana istediğim cevapları verecek şimdi. Tarot dünyasına hoş geldin. Yakında YouTube kanalı açıyorum arkadaşlar. Evet bakıyorlar ya. Videolardan çeksene. Allah aşkına. Çeksene. Kanka yok o kadar iyi bakmıyor. Bayağı iyi bence ya. Hayır ya. Mahvederler bebeğimkiler. İnciler olana kadar kalsaydınız. Bari diyorum ama gitmek istiyorlar bunlar gece oldu diye. Tutamıyorum. Bir yandan da yalan makinesi başladı. Biri de halı yiyor. Şey verip gidiyorum. Ne verip? Rapor. Rapor verip gidiyorum. Baget birazcık oyalansın diye şurada salatalık verdim ona. Oynuyor, yazıp yazıp onunla çok eğleniyor. En sonunda da yiyor. Bu arada
Benim sesim birazcık gitti. Birazcık da öksürüyorum ama klasik, dediğim gibi halledeceğiz. Şurada kahve yaptım az önce. Çekmeyi unuttum. İki tane de tuvalet yıkadım. Çekmeyi unuttum. Ama hep tuvalet yıkıyoruz zaten ya, sıkılmayın. Şunları dediğim gibi kahve makinesinin parçalarını yıkadım. 2 dakika kurutalım birlikte. Şimdi birlikte ne yapalım istiyorum biliyor musunuz? Malzemelerimi buraya hazırladım. Birlikte içerisine katıp çırpıp fırına vereceğiz. Caner'in canı kek çekmişti. Yaklaşık bir 3 gün önce falan söyledi. Şimdi evde yok işte. Geldikten sonra da kek yeriz. Çay da demlerim diye düşündüm. Canım çekti deyince kıyamadım. Normalde çok kek sevmiyor. O da sevmiyor. Ben de sevmiyorum da. Canım çekti deyince kıyamadım. Kocaman yapayım dedim. Büşra mutfağa girdi. Eyvahlar olsun. Etrafa sıçramasın diye şöyle bir kabım var. Bunu önce çıkartalım. İlk önce yumurtalarımı kırıyorum. Şekerle birlikte çırpacağım. Şimdi 3 yumurta koyduktan sonra da klasik 1 su bardağı şeker koyacağım şuradan. Şöyle falan koydum. Çok da fullemedim. Aşırı da tatlı olmasın. Beni bayıyor çünkü. Şimdi çırpmaya başlayalım. Ama bunun bir işlevi var değil mi? Boşa değil mi? Saçıramasın. Şöyle çırpalım. Allah aşkına burada bir canavar var. Nasıl bakıyor şuna şuna? Şuna tipine tipine şunun. Evet. Brrr, ne oluyor? Biraz da bageti izleyen beni nasıl mıncıklıyor. Şimdi geri kalan malzemelerini koyacağız. Bu arada ben keki acayip bir derecede, şöyle göstereyim hatta, çırpıyorum. Çünkü ne kadar çok çırparsanız o kadar güzel oluyor bence. Büşra'nın mutfağı ama. Şimdi bir bardak süt koyuyorum. Şöyle yarıma yakında sıvı yağ koyuyorum. Şu kadar yeter. Şöyle göstereyim size. Su bardağının böyle yarısı gibi düşünün. Vanilyamı ekliyorum. Kabımı tekrardan takıyorum. Ve bir kere daha çırpmaya başlıyoruz. Kabartma tozumuzla unumuzu koyacağız hemen. 2,5 su bardağı da un koyacağım. Şöyle bir. Şöyle 2. Şöyle de 1,5. Daha çok minicik daha koyabilirim. Bardağım küçük çünkü. Tekrardan kapadık. Bir kere daha çırpıyorum. Ama ilk önce şöyle bir açmadan yapayım da dağılmasın. Üstüme boşuna. Çiğ yumurta falan hayatta yiyemem ama şunu şu artıkları var. O kadar hoşuma gidiyor ki. Harika bir tadı var. Kurt çıkar mı içimde? Çıkarsa çıksın. Şimdi benim böyle dünyalar tatlısı bir kek kalıbım var. Bunu da annem almıştı benim teyzeme. Bunu birazcık yağlayacağım. Ben normal sıvı yağ kullanıyorum. Bazıları margarin falan kullanıyor. Ya galiba margarinle bu arada yani tereyağıyla daha kolay çıkıyor ama hangisiyle yapsak bilemedim ya. Tereyağıyla mı yapalım? Durun bekleyin bakayım. Şöyle alayım içimden birazcık. Tüm parmaklarımı batıracağım buna. Şöyle yapıyorlar galiba. Ben şimdiye kadar işte hep normal sıvı yağ ile yapıyordum. Ama çok zor çıkıyordu, parçalanıyordu. Bu sefer de tereyağı deneyeyim. Belki lezzeti de daha iyi olur. Hem de daha kolay çıkar belki. Parmağımı batırıyor. Biraz yapması sıkıntı bunun da. Diğerinden fırçayla fışt fışt geçiyordum ama ne yapalım artık. Kolay çıkarsa çekilebilir bir çile. Bunu da evlenmeden önce böyle bir milyoncu tarzı yani ev eşyası satan yerlerde çalışıyordum ben. Orada bunu beğenmiştim. Annem de işte kişi gelip bana bunu almıştı. Daha doğrusu garibim kendine diye aldı. Ben el koydum. Hemen verdi o da. Ama çok güzel değil mi ya? Aşırı tatlı. Ya pembeyi çok seviyordum o sıralar. Ya benim şansıma her şey pembeydi. Fazla geldi tereyağı. Her tarafa geçtim bence. Şunu da açayım. 180 dereceye. 150, 160, 180 gibi bir şey herhalde şurası. Aynen. Şu önce
önceden ısıtmak gerekiyor ya. Bu burada bir takılsın. Tırnağımın içine tereyağı girdi. Gerçekten iğrenç bir hayat. Elimi cifledim de geldim. Şimdi hatırladığım kadarıyla. Ama size bu görsel şöleni güzel bir göstermem lazım. Şimdi bunu ben böyle içine akıtacağım ama biraz da bırakacağım. Çünkü dediğim gibi kakao da koymak istiyorum. Niye bu kadar katı oldu? Sütü mü az koyduk? Neyi eksik koyduk? Ya da sonradan kabaracak herhalde o yüzden. Kek yapmaya uzun zaman olunca unutmuşum gençlik. Tamam. Şimdi bu kadar koydum, tamam mı? Biraz kakaom var. Bu kakaoyu böyle komple içine boşaltmak istiyorum. Şimdi şunu da şöyle bir minicik geçeyim mi? Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Bu sefer kakaoluyu akıtacağız. Kendi kendine dalgalı olur diye düşünüyorum ama ben yine de olmazsa eğer çatalla falan da şekil veririm. Şöyle bir üstünden geçtim. Biraz parmaklarla destek veriyorum aksın diye. Bir yudumu bile israf olmasın diye parça pinçik ettim o parmaklarımla. Şimdi dedim ya şekil verelim diye. Ya çok şekil verilmelik bir şey olmadı ama şöyle bir şeyler yapalım mı? Maksat sıvamak olsun. Şöyle üstten şunları. İnanın şu an hiçbir şey yapmıyorum ama belki fark eder. Bir umut. Hop. Fark edecek ya, inanıyorum. Hop. Ay böyle. Ebru'lu deseni gibi bir şey yaptım yanlışlıkla. Şimdi bu ısınmıştır. Hemen bunu fırına verelim hadi. Bundan da çok korkuyorum. Hoppa. Bir yandan da aldığım kahvelerimi dolduralım buraya. Dışarı sıçrattım gitti 30 TL. Süsümüzü de verelim. Tamam. Aha, kekim kabarmaya başlamış. Garip bir şekil olmuş ama bence olacak. Bir de çatlamış gibi, kurumuş gibi de üstü. Bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Galiba içi pişmeye çalışıyor şu an. Üstü pişmiş ama çatlayarak pişecek. Çırptım karıştırdım. Kekimi karga sesimle barıştırdım. Oldu çok güzel oldu. Şimdi soğumasını bekliyorum. Sonra birazcık böyle parça parça bıçakla bölerim. Çat diye ters çeviririz. Ve dilimleyip hazır hale getiririz. Şuraları niye kurudu böyle bilmiyorum ama bence güzel oldu. Çatal batırdım bu arada. Çatala gelmedi kakaolar. O yüzden çıkarttım. Yaklaşık bir 30-35 dakika falan pişirdim. 180 derecede haberiniz olsun. Bu da böyle son hali kekimin. Evet, video artık kapatmaya geldim. Kaç günden beri çekiyorum bilmiyorum. 400 gün çekemedim biliyorum. Size anlattım zaten videonun içindeki sebepleri falan da. Umarım sıkılmamışsınızdır. Her zaman söylediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı, kanalıma hala abone değilseniz de küsüyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz... Yok, bunu söyledim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Artık yeni real videoları çekeceğim. Çok güzel makyajlar var kafamda. Çünkü üst stüdyoyu harika bir hale getirdim. Dişlerim var. Artık çok güzel videolar bekliyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda hatta sürpriz olsun. Yeni bir şey çekmezsem çek edebilirim. Tamam, spoiler vermeyeyim, durun. Belli olmaz, tamam. Hadi gidelim. Öptüm kocaman sizi.